Yukarıda verilen bilgilere göre sanayi inkılabı öncesi ve sonrası ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Sanayi devrimi öncesi tarım ve hayvancılık üretimin temel alanlarını oluşturmaktadır. Üretim ve tüketim kısıtlı olup dağınık yerleşmeler oldukça yaygındır. Sanayi devrimi sonrası ham maddesi, tarım ürünleri ve madenler olan birçok yeni ürün üretilmiştir. Toplu yerleşmeler sık görülür. Bize verilen açıklamalara ve görsellere baktığımızda sanayi devrimi öncesinde insan gücüne dayalı üretim ön planda olmuştur açıklaması yapılabilir. Çünkü insanlar doğrudan kendileri bir şeyler üretmişlerdir. Devrim öncesinde üretimde tecrübe ve ustalığa dayalı teknikler kullanılırken devrim sonrasında bilim ve teknolojiyle alakalı teknikler kullanılmaya başlamıştır. Çünkü insanlar artık makineyi kullanmayı öğrenmişlerdir ve artık işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi sonrasında makine gücüyle seri üretim artmıştır diyebiliriz. Çünkü bir insanın ürettiği üründen çok daha fazlasını makineler sayesinde kısa sürede üretilmiştir. Fakat devrim öncesinde sosyal yaşamda çekirdek aile yapısı daha yoğun görülmektedir açıklaması yanlıştır. Aksine aileler birlikte çalıştığı için daha kalabalık yaşamlar görülmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonuçları arasında gösterilemez? Bilişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ekonomik ve sosyal hayatı önemli ölçüde etkilemiştir. Dünya üzerinde yaşanan teknolojik gelişmeler insan hayatının daha kolay hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle ticaret ve bankacılık işlemlerinde, haberleşmenin hızlanmasında ve eğitim tekniklerinin gelişimiyle bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasında etkili olmuştur. Fakat işçi haklarının korunması için kurulan işçi sendikalarının kuruluşunda teknolojinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Eskiden üretim insan gücüyle el tezgahlarında gerçekleşirken sanayi inkılabı ile üretim makineler ile fabrikalarda yapılmaya başlamıştır. İngiltere'de 18. yüzyılda sanayi inkılabının yaşanmasıyla birlikte makineler devreye girmiş, el tezgahları buna bağlı olarak kapanmaya başlamıştır ve üretim hızlanmıştır. Sanayi inkılabından önce üretimin el tezgahlarında yapıldığı söylenebilir. Artık makineler kullanılmaya başlamıştır. Sanayi inkılabı ile üretim hızlanmıştır çünkü makineler bir insandan daha fazlasını üretebilmektedir ve eski yöntem üretimde insan gücüne ihtiyaç duyulurken artık ihtiyaç en aza inmiştir. Fakat sanayi inkılabı kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır açıklaması bize verilen açıklamalardan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisinin üretim teknolojisinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez? 1765'te James Watt'ın buharlı makineyi icat etmesi, 1781'de buhar makinesinin Avrupa'da kullanılması ve 1795'te İngiltere Manchester'da 52 dokuma fabrikasının açılması üretim teknolojisinin gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Çünkü sanayileşme yolunda önemli adımlar atılmış, üretim buna bağlı olarak hızlanmıştır. Fakat plansız büyüyen şehirlerde altyapı, çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkması üretim teknolojisinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez. Çünkü bu durum sanayileşmeye bağlı büyük şehirlerin kurulması ve buraya çalışmak için göç eden insanların yarattığı sorunlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Çocuklar, üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayatımız üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Öğretmenin sorusuna baktığımızda evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri hayatımızı kolaylaştırdı. Gelişen teknoloji uzak yerlere giden trenlere, okyanuslara açılan gemilere hız ve güç verdi. Ve fabrikalarda kullanılan robotlar daha kaliteli, hızlı ve güvenli üretim yapmamızı sağladığı açıklamaları, üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayatımız üzerindeki olumlu etkilerine örnektir. Fakat hızlı ve plansız büyüyen şehirlerde altyapı, çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkması olumsuz etkilere örnek olarak gösterilebilir. Çünkü bu durum sanayileşmenin yaşandığı büyük şehirlerde yaşanan göçlerle oluşan sorunlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatına olumsuz etkilerini gösteren bir örnektir? Haberleşmenin hızlanması, iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması bilişim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatına
olumlu etkileri olarak söylenebilir. Fakat kontrolsüz alışverişin artması olumsuz bir etkidir. Çünkü insanların oturdukları yerden istediklerini birkaç tuşla satın almaları tüketimi arttırmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.